Ben tarafım. Ben Türkiye Cumhuriyeti tarafındayım. Türk Milleti tarafındayım. Ben tarafım. Merhaba, hazırız sanırım. Başlayalım. Şu an Altın Özü'nden başlayacağız. Hatay'ın ilçelerini kısa kısa videolar yapacağım, paylaşacağım sizinle. Şu anda da Altın Özü'nün sonuçlarını görüyorsunuz. Altın Özü'nde büyükşehir sonuçlarına bakıldığı zaman Mehmet Öntürk'ün, AK Parti adayı Mehmet Öntürk'ün 168.7 ile birinci, açık ara ve büyük farkla birinci olduğunu görüyoruz. Lütfü Savaş orada 23.7, Memleket Partisi adayı Halil Kılıç 5 ve Yeniden Refah Partisi adayı Parlak da 1.5. Burada Lütfü Savaş'ın memnuniyeti %25'e düşmüş durumda. Bakıldığı zamanda da buradaki sonuçlardan Hatay Büyükşehir resmi sonuçlarda 31 Mart 2019'da AK Parti 66.9, CHP 28.2'ymiş, diğer de 4.9'muş. Bu tamamen tersine çevrilmiş. Lütfü Savaş'ın rüzgarının ortadan kalkmasıyla sonuç bu şekilde gerçekleşmiş. Ve buradaki ilçe sonucuna bakacak olursak da şöyle bir sonuç var ilçede. Rifat Sarı AK Parti adayı 61.4, Erol Mengüç CHP adayı 25.5, Zafer Partisi 5.8, Saadet 4.9. Ve 2019'daki ilçe seçimlerinde de AK Parti'nin oyu 63.2, Saadet 33.1'miş. 14 Mayıs'ta nasıl bir sonuç varmış? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de AK Parti 62.1 ve MHP 19.3, CHP 8.3, İYİ Parti 4.3, Yeniden Refah 2'ymiş ve TİP de 1'miş. Ama burada görüldüğü üzere normalde MHP, AK Parti oy potansiyeli %82'lere çıkıyor ama tam olarak sanda Rifat Sarı'yı tercih edenler yansıtamamış. Cumhurbaşkanlığında da baktığımız zaman da ilk turda Erdoğan 84.5, ikinci tura baktığımız zaman da 86.8. Burası AK Parti'nin oldukça güçlü olduğu bir yer Altın Özü ve rahatlıkla AK Parti adayı Rifat Sarı da seçimi kazanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmemenizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.